Tuna Hocam, hoş geldiniz. Merhaba Emrah Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Davetimizi kırmayıp kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle. Şimdi hocam, yayına başlamadan önce şu taşı gösterdim. Bu kehribar Evet. Değil mi? Doğru biliyorum. Evet, evet doğru. Kehribar. Has bir kehribar bu. Bunu veren adam, aldığımız kişi de Mehmet Ali Bulut'un bana hediyesidir bu. Ne güzel. Demişti ki, bunu kolunda taşı ama 3-4 günde bir de çıkar, güneşin önüne, mermerin üzerine bırak ki üzerindeki kötü enerjiyi o mermere versin, demişti. Evet. Doğru mudur? Buradan başlayalım sohbetimize. Evet, doğrudur. Mehmet Ali Bulut hocamızı ben de tanıyorum. Hatta ona bir lal taşıyla bir yüzük hediye etmiştim. Bu konu aramızda geçmişti. Dolayısıyla ilmine çok değer verdiğim, saygı gösterdiğim bir hocamız Mehmet Ali Bulut. Şimdi kehribar aslında bir taş değil. Kehribar bir fosil. Taşlaşmış bir kozalaklardan çıkan reçinenin zaman içinde taşlaşmış halidir kehribar ve milyonlarca yıl içinde akrepler, küçük küçük hayvancıklar filan biriktirir o taş haline gelinceye kadar ve yumuşak bir taştır. Dikkat etmek lazım onu kullanırken veya temizliğini yaparken. Kolay kırılıyor. Evet, evet kolay kırılıyor. Temizlemek için de yani biz genelde böyle sertlik derecesi düşük olan taşların temizliğini pek yıkamakla veya toprağa gömmekle yapmıyoruz. Neyle yapıyoruz? Ya bir mumla arındırıyoruz. Yanına işte elementleri kullanıyoruz. Ateş elementi, su elementi, hava elementi. Bir ateş elementiyle işte bir tütsüyle veya bir mumla arındırıyoruz. Sonra da sarı olduğu için tabii ki güneşe konulabilir. Sarının dışında hiçbir taşı güneşe koymuyoruz. Çünkü solma ihtimali çok yüksek. Daha çok ay ışığına bırakıyoruz. Ama kehribarı sarıya koyabilirsiniz. Ve ondan sonra da mermerin böyle bir özelliği var. Negatifi çeker, arındırır ve nötralize eder. Dolayısıyla Mehmet Ali Bulut hocamıza katılıyorum. Çok doğru bir tespitte bulundu ama taş değil. Kehribar taş değil. Bir taşlaşmış bir fosildir. Yani kozalaklardan akan reçinenin yıllar içinde taşlaşmış halidir. Evet. Peki hocam, nedir bunun bize faydası? Ben bunu taşıyorum ama faydalarını bana anlatmıştı, unuttum. Hatırlamak babında soruyorum. Evet. Bana faydası nedir bunun? Kehribar, şimdi biz faydalarına baktığımız zaman genelde spiritüel anatomiyi çok iyi bilmek lazım. Çünkü taşların enerjisi çakraların yaymış olduğu renk frekansıyla çok ilintilidir. Çok rezone olacak şekilde kullanırız. Şimdi sarısını kullanıyorsunuz zannediyorum. Çünkü kehribarın Evet. birçok tonu vardır. Beji var, kahverengisi var, yeşili var, mavisi var, siyahı var. Dolayısıyla üçüncü çakrayı düşündüğümüz zaman stres yaratan mükemmelliyetçilik yanınızı dengeye getirebilir. Çünkü üçüncü çakranın en önemli konusu kişinin mükemmelliyetçi olması. Bunun altında da eleştiri kabul edememesi, eleştiriden kendini çok yorgun hissetmesi. Çünkü 0 ile 7 yaş arasında büyük ihtimal annesinden babasından çok yargılanmıştır, çok eleştirilmiştir, çok değersiz hissedilmiştir. Öyle bir şeyle, enerjiyle büyümüştür o çocuk. Dolayısıyla mükemmelliyeti aradığı için de ki eleştiriye maruz kalmasın, aferinlere şey olduğu için, aç olduğu için o mükemmelliyetçiliği arıyor. Ama mükemmelliyetçilik insanda dengeyi yaratmadığı ve de yorgunluk yarattığı, stres yarattığı için onu dengeye getirmek amacıyla biz kehribarı veririz. Kehribar aynı zamanda boğaz çakrasındaki nodüller, boğaz çakrasıyla ilgili yani bu boğaz bölgesindeki rahatsızlıklara iyi gelir. Aynı zamanda depresyon yener,
Yaşam enerjiniz düşük olduğu zaman olumsuz duygu ve düşünceler içine girdiğinizde, yani korku, kaygı, endişe gibi negatif duyguların içinde olduğunuz zaman bunları dönüştüren ve sizin yaşam enerjinizi, prananızı yükselten bir taştır. Gerçekten faaliyetleri çok yüksektir. Çünkü bir yandan yaşam enerjisi, bir yandan depresyonu yeniyor, bir yandan üçüncü çakranızı dengeliyor. Boğazdaki nodülleri, tiroidi güçlendiren bir taştır. Ve kehribar yaşam enerjisi açısından, yani eterik beden dediğimiz bu fiziksel bedenin hemen üstündeki sağlık bedenimizi güçlendiren en önemli taşlardan biridir. Bir de tabii ki taş dünyasında bebeklere çok verilir kehribar. Diş çıkardıkları zaman yaşadıkları ağrılar, acılar ve olumsuzlukları rahatlatan bir taştır. Dolayısıyla diş çıkarma döneminde çocuklara ben daha çok halhal vermeyi seviyorum bebeklere 6 aylık. Çünkü koparıyorlar, elle takılıyor. Öyle bir durumu engellemek için ayağına takın diyorum, ayak bileğine takın diyorum. Çocuklara o şekilde vermeyi tercih ediyorum bebeklere diş çıkarma dönemlerinde. Yani kehribarın insan üzerindeki etkileri çok yüksektir. Erkekler de tesbih olarak kehribarı tercih ediyor. Tabii ki tesbih zaten bizim kapalı çarşı dünyasında kehribar oldukça prim yapan. Tesbihleri de çok değerli tesbihler var. Çok ucuz bir taş değil kehribar. Evet. Sarısı var, siyahı, mavisi, bunlar ender bulunan taşlardır. Sarının da tonları vardır. Kullanmakta fayda var, çok değerlidir. Gerçekten öyle. Hocam, kristal geometri. Biz ne anlamalıyız? Kristal geometri adında da bir kitabınız var. Evet. Kitabınız elime geçmedi. Henüz siparişini verdim ama henüz gelmedi. Ben siparişini verdim hocam. Muhtemelen yarın gelecek kitap. Bugün ama hala baktım kargoda görünüyor. Şöyle, kristal geometri. Bu ikisini yan yana getirdiğinizde ben bir anlam kuramadım. Siz anlatırsanız öğreneceğim. Teşekkür ederim. Şimdi evrenin temeline baktığımız zaman, tüm evrenin yapısına baktığımız zaman bir geometrik yapıdan bahsedebiliriz. Bunun adı kutsal geometri. Aslında geometrik yapıların adı ilahi geometri, ışık geometrisi ve kutsal geometridir. Peki bitkilere bakıyoruz, hayvanlara bakıyoruz, insana bakıyoruz, doğaya bakıyoruz ve kristallere bakıyoruz. Hele hele kristalleri alıp laboratuvara koyduğumuz zaman, laboratuvarda incelemeye aldığımız zaman iç yapılarının geometrik yapılardan oluştuğunu görüyoruz. Yani kristallerin iç yapıları aslında heksagonal bir yapısı var ama iç yapıları üçgenlerden, geometrik üçgenlerden oluştuğunu fark ediyoruz. Oradan çıkıyor, kar yağmaya başlıyor, kar tanelerini ele alıyoruz, bir bakıyoruz ki altıgen bir form var. Bitkilere bakıyoruz, hele ben hep aynı örneği veririm, en genişten en dara doğru yükselen fraktalleri görüyoruz. Yani geometrik yapıları küp, tetrahedron, oktahedron gibi Platon'un beş cismi adını verdiğimiz bu geometrinin yanı sıra bir de doğada birbirini takip eden ve insan anatomisinde ve aynı zamanda doğada şekilsiz geometriler olan fraktallerden bahsediyoruz. Yani insan beyninin içindeki nöronlar veya akciğerlerimiz, kadın plasentası, hep bunlara baktığımız zaman sanki bir ağaç ve bu ağacın içinde dallar birbirini takip ediyor. İşte bunlar fraktallerdir. Ve fraktaller, fraktal kırılma demektir. Fransızca bir sözcüktür. Kırılma demektir. Kırıla kırıla, kırıla kırıla yükselen
geometrilerden bahsediyoruz. Demek ki evrenin tamamına baktığımız zaman kristaller dahil olmak üzere geometrik bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten Tanrı'yı betimlemek istediğimiz zaman dikkat ederseniz o betimlemenin içinde bir pergel, bir de şey vardır, cetvel ve pergelle birlikte anlatılır. Yani ilahiyatın geometrisi böyledir. Eğer ki her tarafta, evrenin her tarafında evrenin dili geometri ise, o zaman kristalleri alalım ve zeminde bu geometrik şablonların üzerine ley hatları şeklinde kurulmuş olan, ki ben bunları geometrik kartlar da hazırladım. Geometrik kartlar demek, her birinde bir geometrik yapıyı görürsünüz. Metatron'un küpü, vesika piskisi, yaşam hayat ağacını, yaşam çiçeğini gibi gibi, Merkaba'yı. Bakın hayat ağacı, görüyor musunuz bütün bunları? Evet, evet hocam, görüyorum. İşte bunlar hepsi geometri, evrenin temelindeki evrenin dili. Yani vibrasyon, sayılar ve fiziksel titreşimleri içinde barındıran geometriden oluştuğu için kristallerle geometrinin bir araya gelmesi, yani evliliğine biz kristal geometri adını veriyoruz. Temelde hazırlamış olduğumuz bu şablonların, yani geometrik şablonların üzerinde kesişen noktalar, yani şu görüyorsunuz değil mi? Şu kesişen noktaları. Evet. O kesişen noktalar ley hatlarıdır. Yani bizim sinir sistemimizi ve evrende var olan bu pozitif ile negatif enerjinin kesiştiği noktalara biz ley hatları diyoruz. Ve orada enerjinin en yüksek olduğu nokta olarak kabul ediyoruz. İşte buralara taşları simetrik bir şekilde yerleştirdiğimiz zaman, hangi niyetle biz bunu kuruyorsak, çekim yasası gereği ve onun alt yasası, rezonans kanunu gereği, niyetimizi taşların katalizör vazifesi ve geometrinin katalizör vazifesi görmesiyle hayatımıza o enerjiyi çekmek mümkün oluyor. Kristal geometrinin anlamı budur. Kristaller ve doğanın lisanı olan geometrinin evliliği. Şimdi hocam, özür dileyerek. Evet. Bunu biz hayatımızda nasıl işleyebiliriz, nakşedebiliriz? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki mesela ne olabilir? Herkesin şu anda ne derdi var? Geçim derdi var. Evet. Bunu çözmek noktasında biz bunu nasıl kullanabiliriz mesela? Tamam. O zaman şöyle diyelim. Bir kere parayı çekecek olan taşları tespit edelim. Bunların içinde para genelde altınla, altının rengiyle rezone olduğu için genelde sarı taşlara yöneliriz. Ve bunların içinde kehribar vardır, sitrin vardır, sarı kalsit vardır, aragonit gibi bir taşımız vardır. Bunların hepsi bolluk bereketi ifade eden taşlardır. Şimdi eğer ki bir yaratıma kıtlık bilincinden bolluk bilincine geçecekse, kişi çünkü bolluk bilincinin içindeyse, ne kadar ekonomik sarsıntı olursa olsun o kişinin hayatında çok da bir şey değişmez. Çünkü kişi o bolluk bilinciyle hareket etmektedir. Bilinç her şeyi yaratan temel, zaten biz bilinciz. Evrende bilinç olmayan hiçbir şey yok. Taşların da bilinci var. Dolayısıyla önemli olan kişinin önce bolluk bilincini sürdürebilmesidir. Televizyonun, medyanın, işte Instagram'daki bazı yayınların kişiye uyguladığı bir korku frekansı var. Yani buna çok üzülerek değinmek istiyorum. İşte ekonomi sallanıyor, ekonomi şöyle oluyor. Hayatı iyi giden biri bile korkmaya başlıyor. Emrah. Ve buna biz maalesef hizmet ediyoruz. İstemeye istemeye. İstemeye istemeye hepimiz bunu yapıyoruz. Maalesef işte ekonomik bir durum var.
Evet, bunu aktarmak zorundayız, sunmak zorundayız. Evet, sunuyoruz, hepimiz yapıyoruz bunu. Ama bu bir bilinçaltına bir korku tohumları ekiyor. Dolayısıyla o bolluk bilincinde olan kişi bile frekansı düşmeye başlıyor. Korku frekansına giriyor ve işte bak çıktı. Halbuki o kendisi kıtlık bilincine giriyor. Böyle bir ekonomik sarsıntı içinde bile tekrarlıyorum. Bolluk bilinci içinde olan kişi hala bollukla devam edebilir. Mühim olan o farkındalığa gelmesi, belki iki ekmek almayacaktır, bir ekmek alacaktır ama şükür bir ekmeği de alabilecek durumdayım diyebilecek o bolluk bilincinin içinde olması lazım. Peki demek ki ilk aşama, birinci aşama bilincin ne durumda olduğunu tespit etmek. Kıtlıkta mıyım, bollukta mıyım? Şükür de miyim, korkuda mıyım? Bunu bir tespit etmek lazım. Bunun için zaten olumlamalar veriyoruz. Ondan sonra eğer ki o kıtlık bilincinden bolluğa geçeceksek tohumu kullanacağız. Yani yeni bir tohum ekeceğiz. Ne tohumu? Bolluk bilinci tohumunu ekeceğiz. Yani şablon olarak, şurada gördüğünüz şablon olarak biz yaşam tohumunu kullanacağız. Çünkü geometrilerin her birinin anlamı vardır. Yaşam tohumu yeni bir, mesela benim dükkanıma çok fazla bebek tedavisi gören kişiler gelirdi ve hala gelirler. Orada mesela ben hep yaşam tohumu aktivasyonunu öğretiyorum. Bebeği hayatlarına çekebilecek bir grid veriyorum. Şimdi bolluk bereketse merkez taş en önemli taştır. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Merkez. Evet. Evet. Merkez taşa demin saydığım taşlardan bir tanesini koyuyorsunuz. Yani hangisi hocam? Özellikle hangisi ya da herhangi birisi olabilir mi? Tabii bunların içinde mesela cebinizi çok fazla saklayacak olan kibar biraz daha pahalı bir taştır. Sitrin. Sitrin. Evet, sitrin taşını merkeze koyuyorsunuz. Sitrin merkeze. Merkeze. Evet koyuyorum. Hocam. Şimdi burada bakın, şurada ley hatları var. Kesişen noktalar var. Buraya mutlaka bir kristal kuvars koyacağız. Yani şu taş. Emrah Bey bakın şu taş. Çünkü kristal kuvars taşların en şeffafı ve kuvars grubunun en güçlü taşıdır. Niye bunu koyuyoruz? Çünkü bunun genişletme ve büyütme özelliği vardır. Amplifikasyon özelliği vardır. Dolayısıyla biz hangi taşı ve hangi niyeti kullanıyorsak kristal kuvars kullanarak o niyeti de genişletme ve büyütme özelliği için kristal kuvarsı kullanıyoruz. Şimdi merkeze sitrini koydunuz mu? Evet. Yani burası. Hemen bunun çaprazına kristal kuvarsı koyuyorsunuz. Kristal kuvars. Buraya sitrin. Bakın şuradan dönüyorum. Sitrin. Şuraya sitrin. Kesişen noktalara. Buraya yine kristal kuvars. Mutlaka taşların simetrik olması lazım. Yani kristal kuvars burada kullandıysanız karşısına da ya buraya ya da buraya yine aynı taşı kullanmak zorundasınız. Simetrik, çünkü her bir şeyin dengesi ve simetrisi vardır evrende. Ondan sonra buraya kristal kuvars, sitrin, kristal kuvars, sitrin, kristal kuvars diye gidiyor. Şimdi biz düzeneğimizi hazırladık. Bu tabii ilk etap düzenek. Çok daha genişlemiş olan varyasyonları da var. Burada biraz kafa karıştırır. O yüzden şu kadarıyla kalalım. Sitrin ve kristal kuvarsı koyduk. Şimdi bunu aktive etmek lazım. Evinizin bir köşe, eğer kart kullanacaksanız işimiz kolay. Ama ahşap tablo, ahşap bir şeyin üstünde, şablonun üstünde canlı olarak taşları yerleştirirseniz evinizin kuzey kısmına, nereye? Salondaki, salonda kuzeye bakan kısma koymanız gerekiyor onu. Niçin kuzey hocam? Çünkü enerjinin en güçlü geldiği yön kuzeydir.
yapılan tespitlerde ve araştırmalarda enerjinin en güçlü geldiği yön kuzey olarak kabul ediliyor. Hocam bunun bilimsel bir altyapısı var mı yoksa tamamen ezoterik mi, kadim bilgi mi? Ezoteriktir, evet, ezoteriktir. Bunun ölçümleri de var. Mesela biz Bovismetre adı altında bir ölçüm yapıyoruz. Bu da ezoterik bir çalışmadır. Ve hem taşların mesela şeylerini, vibrasyonlarını ölçüyoruz. Evin vibrasyonunu ölçüyoruz. İş yerimizin. Bovismetre adında bir Fransız hem fizikçi hem ezoterist bir kişi olan Bovis'in hazırlamış olduğu ölçekleri kullanıyoruz. Bu da böyle bir çalışma. Bunu aktive etmek lazım. Nasıl aktive ediyoruz? Eğer kart kullanacaksanız. Bu kristal kuarsı bunun üstüne koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Biraz yukarı. Ha. Evet, görünüyor hocam şu an. Bir tane biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Ha, şimdi oldu hocam. Ha. Ve bunun üstüne bakın bir piramidim var. Bakır piramit. Küçücük. Bakır. Çünkü niye bakır kullanıyoruz? Çünkü bakırın iletkenliği çok yüksektir. İletkenlik oranı çok yüksektir. O yüzden bunun üstüne bakırı da yerleştiriyoruz. Ve aktivasyonunu yapıyoruz. Diyoruz ki Tanrı'nın ışığını davet ediyoruz. Ben saf ve mükemmel bir kanalım. Işık benim rehberimdir. Bunu 3 kere tekrarlıyoruz. İsterseniz izleyiciler için bir daha söyleyeyim. Tanrı'nın ışığını davet ediyorum. Ben saf ve mükemmel bir kanalım. Işık benim rehberimdir. Ben o yüzden taş satın alacak, şablon satın alacak, bunların hepsi maliyetli olduğu için kartları hazırladım. Çünkü kartları eterik olarak da kullanılabilir. Burada bolluk bereket kartı var. Alınacak olan tek şey tek bir taştır. Kristal kuart. Hani sitrinleri falan almaya gerek yok. Çünkü bunun üstünde sitrinler duruyor ve sitrinler eterik olarak çalışır. İşte bu aktivasyonu yaptıktan sonra 21 gün kuzeye bakacak olan yani şeyin piramidin bir yüzü kuzeye bakması gerekiyor. O şekilde bunu kullanmamız mümkündür. 21 gün sonra ne olacak peki? De ki bolluk bereketi görmedi. Bolluk bereketi görmesini sağlayacak, o farkındalığa ve o bilinç dönüşümünü sağlayacak yanında olumlamalar veriyoruz. Para bana geliyor, ben bir para mıknatısıyım, para çoğala çoğala bana geliyor, her türlü ihtiyacım karşılanıyor gibi olumlamaları da kişi bunları gün içinde aklına geldikçe tekrarlayarak bilinçaltını bir dönüşüme şey yapıyor, bir çalışma gerçekleşiyor ve bu konu tamamen kristallerin geometriyle birlikte beraber kullanıldığı bir yöntemdir. Ve benim kitabımda hem bunun temel felsefesini anlatıyor hem de örnekler vererek geometrik yapılarla hangi konu sağlık için mesela Amazonit taşını kullanmak çok çok önemlidir. Şifa, işte evdeki huzur, karı koca arasında bir türlü anlaşmaların pozitife dönüşmesi için. İşte hayatınızda aksayan hangi konu var ise burada 52 tane kart var. Bunu bilhassa yaptırdım. Tekrarlıyorum ki zorluk olmasın kişilere. Mesela şu geldi gözümün önüne. Hayvan şifası. Evinizde hayvanlarınız var ise mesela bir köpek, bir kediniz varsa bana çok söylerler mesela. Köpeğim hasta. Ben ne yapayım şifa için? Al işte hazırladım hayvan şifası için. Ne yapacağız yine? Taşlar zaten burada duruyor. Eterik olarak duruyor. Bunu eline alacaksın. Kristal kuartsı koyacaksın. Bir de piramidi koyacaksın. Aktive edeceksin. Hatta hocam bu kartları her yerde alabilir miyiz? Bulabilir miyiz? Yoksa bu size özel mi? Bana özel. Sitemde var. Lalyaşam.com adı altında bir sitem var. Orada veya bana direkt olarak yazarlarsa Instagram'dan oradan da kartları yollayabiliyorum. Evet. Hocam peki şimdi erkekler ve kadınlar hangi taşları taşırlarsa onlar açısından daha iyi olur. Önce erkeklerle başlayalım. Pozitif ayrımcılığı bu sefer erkeklere verelim. Hep kadınlara veriyoruz. Erkekler hangi taşları
bileklik olarak takmalı, kolye olarak takmalı ki ya da yüzük olarak takmalı ki daha iyi hissetsin, enerjisi daha güzel olsun, hayata bakışı daha olumlu olsun. Hissetsinler, daha sevecen olsunlar, kızgınlık. Evet. Umut dolu olsunlar. Aa, bak umut, umut çok önemli. Umut, aventurin diye bir taşımız var. Aventurin. Yeşil bir taşıdır. Umut ve neşe taşıdır. Şimdi ben birkaç tane taş sayacağım. Ama bu kadar çok taş taşımanın bir anlamı yok. Ben işte şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, onu da istiyorum, bunu da istiyorum. Bana 5 tane taş mı taşıyacaksın? 5 tane taş mı satın alacaksın? Vallahi siz öyle deyince hocam direkt Barış Manço geldi aklıma. Hepsini taşıyordu vallahi. Kim? Barış Manço. Allah rahmet etsin. Hepsini taşıyordu. Evet, her yerinde taşlar vardı. Evet, doğrudur, doğrudur. Biz de zaten o taşlarla hepsiyle bileklikler yapıyoruz mesela. Sizin erkek enerjisinin yükselmesi, daha sevecen olmaları, kızgınlık ve öfkeden uzaklaşmaları için aventurin birinci taştır. O yeşil bir taştır. İkincisi rodoprozit adında bir taşımız var. Kalp çakrasını çok güçlendiren bir taştır. Dolayısıyla hem kendilerini iyi hissetmeleri hem de sevgi enerjisini yaymaları için. Siyah turmalin. Bakın siyah turmalin ve florit taşları yeni çağ taşları olarak kabul edilir. Niye yeni çağ taşı? Çünkü kişiler... İşte bu yaşanılan ekonomik durum, Covid'ler, şu bu filan her ne yaşanılıyorsa bunlar kişide stres yaratıyor, korku yaratıyor ve bunların topraklanması, kişinin dengeye gelebilmesi için siyah turmalin veya florit kullanmalarında fayda var. Kişi kendini stres içinde hissettiğinde acabalar, yarın kaygıları, ne olacak gibi sıkıntıların içinde olduğu zaman işleri bir bileklik, bir kolye veya tesbih, yani erkekler tesbih kullanıyorsa bazıları kullanıyor, bazıları kullanmıyorlar. Bu şekilde hazırlayarak ne dedik? Siyah turmalin, florit, rodoprozit ve aventurin. Bakın bu dördü dizilecek umut ve neşe taşı, stresi topraklayan taş, kalp çakrasını açan kişide sevgi potansiyelini yükseltecek, kişinin kendi sevgi potansiyelini yükseltecek ve florit. Florit akıl, zeka melekelerini de geliştiren bir taştır ve yeni çağ taşı olarak kabul edilir. Bunları beraberce kombin edildiği zaman bir tane veya iki tane de genişletmek ve büyütmek için kristal kuarsı eklediğimiz zaman kişinin arzu ettiği o taşları kullanmış olacak. Tabii ki aldım o taşı kullandım diye bir şey yok. O bilekliği alacak, yıkayacak, kimselere elletmeyecek ve niyeti her neyse o niyet doğrultusunda onu kodlayacak. Kodlamak ne demek? Taşların hafızaları vardır ve evet. O hafızalara tüm taşların hafızaları vardır. Ve o taşlara hangi amaçla kullanıyorsanız o taşı, onu söylemek, frekans olarak ona iletmek gereği kodlamak gerekiyor. Ve taş genele çalışır. Yani kodlamadığınız zaman bir ametisti gelin bir salonunuza koyun, o salonunuza enerji yayar. Ama siz kendinize kodladığınız zaman genelden özele çekersiniz o enerjiyi. O yüzden, onu nasıl yapıyoruz hocam? Bir kez daha söyleyelim. Kendimize nasıl çekiyoruz onu? Onu kodladığımız zaman şunu söylüyoruz. Diyelim ki ametisti kodluyoruz. Önce yıkıyoruz iyice ve yıkarken şunu söylüyoruz. Sevgili taşım, hafızanda var olan tüm bilgilerin akmasına ve bana yepyeni bir sayfayla gelmene niyet ediyorum. Çünkü taşlar toprağın altında, o ülkenin yaşadığı çalkantılı durumlardan etkilenirler. Taş şeyi etkiler, üstte duran o ülkeyi etkiler, ülkenin durumu da taşı etkiler. Dolayısıyla madenciler o taşı
ele geçirdiği zaman, çıkardıkları zaman onların duygu ve düşünceleri de taşa geçer. Yani bize gelinceye kadar o taş merhale merhale kimin elinden geçiyorsa oraya bir duygu ve düşünce aktarımı, frekans aktarımı yaparlar. Dolayısıyla biz onun hafızasını boşaltmamız gerekiyor ve onu yıkarken o hafızayı boşaltıyoruz. Sonra kodlama şöyle oluyor. Sol elinizi alıyorsunuz, kalp hizasına getiriyorsunuz şöyle. Ve şunu diyor Yüce Rabbim, şimdi ve burada sağlıkla, huzurla, yepyeni bir yaşamın içinde nasıl kodlamak istiyorsanız pozitif kelimelerle, yepyeni bir yaşamın içinde bolluk, bereket, huzur, sevgi ve aşkla yaşamaya niyet ediyorum. Bu amaçla sizin esnenizle benim ve bütünün hayrına taşımdan enerji talep ediyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Güçler. Taşı aracı kılıyoruz. Efendim? Taşı aracı kılıyoruz. Evet, aracı tabii ki. Taşı aracı kılıyoruz. Katalizör vazifesi görüyor. Çünkü biz taştan değil, Yüce Rabbim'den talep ediyoruz. Ve Yüce Rabbim'den talep ederken de bu seviyeden onun seviyesine yaklaşacak şekilde taştan enerji talep ediyoruz ki auramız genişlesin. Yani bunun enerjisi artı benim enerjim, genişliyorum ve ben buradan buraya yükseliyorum ve niyetimizi söylüyoruz. Dolayısıyla bu aracı. Gelelim kadınlara hocam. Kadınlar hangi taşları taşımalı? Aynı duygu ve düşünceler niyetiyle. Şimdi kadınlar daha geçen kadınlar gün... deyince tabii durup bir düşünüyorsunuz. Mevzu uzun, derin. Şimdi daha geçen gün bir öğrencim şöyle yazdı. Cazibe taşı nedir hocam diye. Çok güzel bir başlık. Cazibe taşı. Cazibe, nasıl cazip oluruz diye. Tabii ben normal dünyevi boyutta ruj sür, bir de topuklu papuç giyip bir de berbere git. Al sana cazibe. Öyle dedim. Sonra da dedim ki madem taş istiyorsun dedim, yeşim taşını kullanacaksın ve taşıyla. Pritle yeşim. Prit çünkü yalancı altın diye geçer. Sarı sarıdır. Pırıl pırıldır. Böyle pırıl pırıl bir şeyi vardır. Işıltısı vardır. Dolayısıyla onu kullandığınız zaman auranız pırıl pırıl ve ışıltılı parlamaya başlar. Yeşimi de yanında kullandığınızda kalp çakranız açılır. Çünkü yeşim gerçekten negatifi çok iyi topraklayan taşlardandır. Ve kalp çakrasını da açan, al sana cazibe, pırıl pırıl parlayacaksın. Kalp çakran da genişleyecek. Bu ikisini beraber kombin kullandığın zaman ruj da sür, topuklu papuç da giy, berbere de git, işte tamam. Gayet reçetemiz hazır. Onun dışında kadının bazı kadınlar var ki eril yanlarını çok fazla kullanıyorlar artık günümüzde. Evet. Çünkü kadınlar çalışıyor, kadınlar erkeklerin bütün üzerlerine almış olduğu sorumlulukları kendi üzerlerine alarak, hatta zaman zaman da dengeyi kaybederek dişilden çok fazla erilleşmeye başladılar ve bu denge kaybı şey için iyi bir şey değil. Yani bir kadının kadınlığını ortaya koyabilmesi için çok da iyi bir şey değil ama sorumluluklar, ekonomik durumlar belki de kadını bu durumda mecbur kılıyor. Evet, bunu hatırlatmak ve o farkındalığa getirmek lazım. Eril ile evet çalışacak, mesleği olacak. Bu çok doğru bir tespit bir kadının açısı. O da üretken olacak, o da parasını kazanacak. Ama dişiliğini de kaybetmeyecek. Çünkü erkekleşmek kendi öz potansiyelini kaybetmek demektir. Yani kendi kimliğini kaybetmektir. Yeni bir bu erkek için de geçerli aynı zamanda. Tabii hocam. Tabii aynen öyle. Yani günümüz koşullarında erkeklerin kadınlaşma meyli gösterdiğini görüyoruz. Kadınların da erkekleşme meyli. Sanki zaten küresel bir operasyon var. İki cinsiyeti ortada buluşturma, cinsiyetsiz bir toplum inşası noktasında da zaten böyle bir kaygı mı deriz? Endişe mi deriz, operasyon mu deriz adını bilmiyorum ama var yani. Bunu hissediyoruz.
Şimdi o kalbi endişeyi de tabii spiritüel bilgilerin temel öğreti, yani kadim bilgilere gittiğiniz zaman evrende her şey hayır için gelir. Hayır için gelir. Yani hiçbir şey yoptur ki sistemi geriye götürsün. Sistem daima ileriye gitmesi yönünde programlanmıştır. Büyük yaradan ve kozmik sistem hayır üzerine çalışır. Dolayısıyla bizim endişelerimiz, kaygılarımız boşuna. Hani Moji diye çok değerli Uzak Doğu'da bir guru var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Osho gibi biridir. Moji'nin şeylerini, videolarını izlemenizi öneriyorum. Bilhassa endişe üzerine çok güzel videolar. Endişelenecek bir şey yok ki. Her şey sistemin içinde kişinin hayrına olacak şekilde ilerliyor. Sen neyin endişeleniyorsun? Savaş olsa bile, yani bu çok acı. Çok acı. Bu söylediğim gerçekten çok çok acı. Çünkü büyük kayıplar var ve savaşın kazanan tarafı yoktur. Öyle bir şey yok yani. Aa, Rusya kazandı, aa, Ukrayna kazandı. Hayır, kazanmak diye bir şey yok. Savaşta her şey yani can gidiyor bir kere. Her şeyden önce can gidiyor. Ama bugün için bu savaşı kötü gördüğümüz bu durum 3 sene sonra ya iyi ki Ukrayna savaşı çıktı diyebilecek bir kozmik sistemin içindeyiz. Bugün için demiyorum. Bugün için algımız bitsin, şöyle olsun, böyle olsun, Acılar dursun. acılar dursun, algımız böyle. Ama 5 sene sonra global olarak bir şeye baktığınız zaman, vay, kendi hayatımıza bile indirgeyin. Bir acıyı hayatımıza çektiğimiz zaman, öf, bu niye beni buldu? Ne biçim bir acı? Allah'ım, bir an evvel bitsin dediğimiz şey 5 sene sonra, ay iyi ki o başıma geldi. Çünkü bugün bu durumda olmayacaktım diyebilirim. İşte bu sistemin içinde demin dişil ve erilden bahsederken, hani ortada erkekleşen kadınlar ve kadınlaşan erkeklerden bahsettik, bir kimlik kargaşası içindeyiz. Bunu da farkındalıkla ve bilincin yükselmesiyle ancak aşabiliriz. Eğer bir tarafa doğru gidersek sistem buna müsaade etmez. Sistem dengeyi ister. Öbür tarafa doğru gidersek yine senin karşına bir şey getirir ki sen dengeye gelirsin. Bunlar karşına gelmeden sen farkındalıkla ve bilinçle hareket edersen zaten kendini dengede tutmayı başarabilirsin. Birazcık da taşları ilave eder. Kalan süremizde ben soruları size yöneltmek istiyorum. Sorular var, burada görüyorum. Mercan'ı sorayım hocam size. Buradan başlayalım. Şimdi mercan son yapılan çalışmalarda denizin mercanın minerallerinden beslendiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla denizden mercan çıkartılması yasaklandı. Çünkü mercan çıkartılan denizin besini yok oluyor. Ve bu sefer denizin mineralleri bozulacak ki doğaya baktığınız zaman biliyorsunuz suyun hafızası var. Dolayısıyla okyanusların ve denizlerin de hafızaları var. Ve o coşku içinde yaşayabilmesi için mercan şart. Ama hala şeyde ekonomide, piyasada satılan mercanlar var. Bunlar artık en son satılan mercanlar. Daha çok mercanları, bilhassa kırmızısını, ona da dikkat etmek lazım. Çok boyalı mercanlar var piyasada. Daha çok pembenin biraz koyusu de kendini ifade eder. Daha çok deri hastalıkları için veririz biz mercanı. Yani alerjiler, egzemalar, deriyle ilgili problemler olduğu zaman mercanı mutlaka deriye sürtmek, hani kaşıntılar gelir, kaşınacağımız yerde mercanı sürmeyi öneririz. Ve mercanın suyuna, zaten suyun içinde oluşan bir varlık diyeceğim. Çünkü o da canlı. Onun suyuyla da yıkanmayı öneriyorum. Deri problemleri olan kişilere. Mesela geceden mercanı koyarsınız suya, sabahleyin çıkarırsınız. Onu üstünüze attığınız zaman çok güzel neticeler alınıyor. Mercanın bu doğrultuda, yani doğası neyse o doğrultuda kullanmakta fayda var. Ağrıyan yere
Hangi taşı koyarsak fayda eder diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi ağrıyan yere selenit diye bir taşımız var. Böyle beyaz ve turuncudur. İki rengi var. Turuncu olmasının nedeni daha çok mineral var. O daha çok bakır minerali içinde var. Turuncudur. Bunu yazın kaloriferin üstüne, yazın buzdolabına 15 dakika bekletiyoruz. Kışın da kaloriferin üstüne koyuyoruz bir 10 dakika ısıtıyoruz. Ondan sonra o seleniti alıp ağrılı bölgenin üstüne koyuyoruz ve bir şeyle, bir mendille bir şeyle bağlıyoruz. 15 dakika içinde bütün ağrıyı çekiyor selenit. Öyle bir özelliği var. Öneririm. Öneririm. Rabbim aslında bütün şifayı tabiata, Doğada. kainata Tabii, serpmiş. tabii, tabii. Evet, müthiş. Her Hocam şey. yine gelen sorulardan bir tanesi, diyor ki vatandaşın bir tanesi, biz bu taşların gerçek olup olmadığını nasıl anlarız diyor ama bunun nasıl bir cevabı olur onu bilmiyorum. Şimdi bakın, bir taşın gerçek olabilmesi için homojen olması lazım. Ne demek homojen? İç yapısıyla dış yapısı, yani içindeki renkle dışındaki renk aynı olmalı. Dışındaki bütün tabakalar, yani dışındaki bütün o şeyler, damarlar aynı zamanda içinde de olması lazım. Eğer ki bir taşın bir kenarını kestiğinizde dış rengi siyahsa içi de siyah olması lazım. Ama beyazsa, dışı siyah, içi beyazsa sahtedir. Sahtedir. Evet, sahtedir. Çünkü mesela havlit diye bir taş var. Çok güzel boya emer. Havlitin üzerine türkuazı sıkıyorlar, mavi taşı, türkuaz diye satıyorlar. Bir bakın, türkuazın mesela üstünde böyle beyaz beyaz pigmentler oluyor. O mesela sahtedir. İçteki beyazlar dışa çıkmıştır. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, bilhassa kehribar için ateşe atın, gerçek kehribar yanmaz. Yani Oh. yangının içine atın kehribarı, yanmaz. Ama sahte plastik olan kehribarları bir çakmakla çakın, hemen bir plastik kokusu, hemen böyle ve yanar, zaten de yanar, simsiyah olur. Bu ikincisi, yani ateşle bunu deneyimlemek. Üçüncüsü, bizim sarkaç dediğimiz bir sistemimiz var ve taşı alıyoruz elimize, sarkaçla soruyoruz, sen gerçek misin, doğadan mı geldin diye. Sarkacı eğer iyi kullanan biriysen, eğer alışılagelmiş bir şeyin varsa, çalışman, background'ın varsa, o sana cevap verir. Deyin ki şeyiniz yok, sarkacınız yok. O zaman şöyle bir sistemimiz var. Bakın şu, şöyle. Şöyle bunu yapıyorsunuz ve taşın üstünde tutuyorsunuz. Sen gerçek misin diye soruyorsun. Ondan sonra çekiyorsunuz, böyle çekiyorsunuz. Bırakırsa sahte. Eğer ki bırakmazsa, hadi Bu da denebilir mi? dene. Deneyim mi hocam? Dene. Peki. Koyun varmasın. Sen gerçek misin? Evet, Vallahi şunu. hocam bırakmıyor. Gerçekmiş. Gerçek. İşte bu dört Evet. yöntemle, yani bir ateş, bir kıracağın taşın bir parçasını içiyle dışına bakacaksın. Kandil. Ve buna kinesiyoloji adını veriyoruz. Kinesiyoloji ile bu sistemi deneyimleyebiliriz. Yani anlayabiliriz. Gerçek inciyi nerede bulabiliriz demiş. Hepsi havuz incisi diyorlar. Evet, tabii ki gerçek inci var. Güvendiğiniz yerlerden alacaksınız. Hepsi zaten okyanus incisinden bahsediyoruz. Tabii ki hepsi havuzda sentetik inciler yetiştirilmiş. Güvendiğiniz yerlerden alacaksınız. Yani size tamam bu gerçektir dendiğinde hep onu söylüyorum. Taş demek güvenilir yerlerden almak demektir. Siyah inciyi sormuşlar hocam. Siyah incinin özelliği nedir? Ne işe yarar diye sormuşlar. Siyah inci, bakın biz hep bunu söylüyorum. Çakra sistemini iyi bilirseniz renk frekansına rezone olabilecek çakrayı bulursunuz. Bu da birinci çakradır. Topraklanma, yani kişi kendini güvende hissetmesi, eril ve dişil enerjinin dengesini sağlayabilmek ve bu doğrultuda para kaygısının olmaması için. Çünkü birinci çakra
para kaygısı yaratır. Siyasi de bunun için kullanabilirsiniz. Para kaygılarından kurtulmak, topraklanmak, üçüncü boyutta huzurlu yaşayabilmek için. Moldavit taşı hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben ilk defa duyuyorum hocam bu taşları. Ne kadar çok taş çeşidi varmış? 4388 tane taş çeşidi var. Ama bu bilinen değil mi? Bu bilinen ama bu bir sır bilgidir. Artık burada da söylüyorum çünkü pek bilinen bir bilgi değildir. Aslında doğada 12 tane taş var. Yaratım olarak hepsi 12 taştan türemiş. Diyebilir miyim? Evet, hepsi 12 taşın bileşenlerinden türemiş olan 4000 gökkuşağının renkleri gibi. Evet, 4000 küsür tane taş oluşmuştur. Bir de meteoritler var tabii ki. Gök taşları. Bunlar dünyaya çarparak ki bunlardan bir tanesi Moldavit'tir. Bir meteorittir, bir gök taşıdır. Yeşil siyah renktedir. Tektit ailesindendir. Çekoslovakya'ya çarpmıştır. Moldav bölgesine. Jeolojide it, yani taşların hemen arkasında it şeyini gördüğünüz zaman it jeolojide taş demektir. Moldav taşı. Moldav. Çekoslovakya'ya çarpmıştır ve oradan parçalara bölünmüştür. Bir meteorittir. Dolayısıyla üçüncü boyutun enerjisinden daha yüksek bir frekansa sahip olduğu zaman olduğu için bunu kullandığımızda çok çok dikkat etmemiz lazım. Yani ilk gün 2 saat, hatta 1 saat, ikinci gün 2 saat, üçüncü gün 3 saat ve dördüncü gün tam gün olarak kullanmak gerekiyor ki vücudunuza uyumlanabilsin taşın enerjisi. Böyle birdenbire takarsanız bazen baş ağrıları yapabiliyor. Çünkü fazla enerji absorbe ediyorsunuz. Moldavit böyle. Peki neye yarar diye soruyorsanız bu akıl melekelerini genişleten bir taştır Moldavit. İnsanı dengeye, bedensel, ruhsal, zihinsel ve duygusal alanda dengeye getiren bir taştır. Kalp çakrasını açar. Sağlıktır, çok yüksek enerjisi olduğu ve mineralleri de çok dengede olan bir taş olduğu için bir sağlık taşı olarak kabul edilir. Doğuranı mı, doğurmayanı mı doğaldır demek istiyor galiba. Doğuranı doğaldır. İncinin annesi Sedef'tir. Sedef'in içinde inciler doğurur. Astrologlar önümüzdeki hafta kaplan gözü taşı kullanın diyor. Önemi nedir? Çok ilginç bir soru hocam. Evet. Onlarla biraz evet. Başım dertte. Ne diyorsunuz hocam bu soru için? Evet, kaplan gözü yine bolluk bereket taşıdır. Kaplan gözü konsantrasyon taşıdır. Biz genelde öğrencilere çok veririz kaplan gözünü. Çünkü anneler gelip şikayet ederler. Konsantre olamıyor, yerinde duramıyor, durmadan kalkıyor filan. O dengeyi sağlaması, konsantre olabilmesi ve çalışmalarında başarılı olabilmesi için kaplan gözü öneririz. Bolluk, bereket ve denge taşıdır. Şimdi astrologlar önümüzdeki hafta onu niye önerdiler onu bilemiyorum tabii ki. Hiç dinlemedim ama şeyi bu, açılımı bu. Kaplan gözünün açılımı bu. Hocam ben bir soru sorayım. Son zamanlarda günümüz insanların en önemli sıkıntılarından birisi gece uyku düzeni. Niçin? Evet. Eskiden biliyorsunuz bundan 30-40 sene önce akşam yatsı vakti ezan okunduktan sonra ufak bir muhabbet olursa olur sonra herkes yatağına yatar. Gün ışırken de, ışımak üzereyken de kalkar işine gücüne bakarmış. Bir uyku düzeni varmış. Ama şimdi günümüzde ben hatta kendi çocukluğuma gidiyorum. Gaz lambası vardı. Benim köyüme elektrik ben 1 yaşındayken gelmiş ama elektrik yok gibi bir şey. Mahalledeki direkte var. Çocuğum ve evlerde gaz lambasıyla bir de camlı lamba, camlı gaz lambaları vardı. Onlarla aydınlanırdık. Tabii o da israf olmasın. Zor zamanlar. Şimdiki gibi bolluk yok. Dolayısıyla da yatsı vakti işte saat akşam 9 dedim, 10 dedim herkes yatağına yatar. O da iyice kısılır böyle göz gözü görmeyecek kadar açık bırakılır. Uyunurdu. Sonra sabah da uyanılırdı. Şimdi ama ne yapıyoruz? Herkesin her akşam izlediği bir dizi var.
Evet. Şimdi uykunun en kıymetli saatleri 22 ile 04 arası deniyor. Tam da biz 22 ile 01 arası uykunun en kıymetli dakikalarını, saatlerini biz dizilere, televizyona bırakıyoruz. Evet. Şimdi o saatten sonra uyuyan insanların en azından bir nebze olsun biraz daha iyi uyuyabilmesi adına hangi taşı baş ucuna koymasını önerirsiniz? Bu Bir soruyla bitirelim. yastığının altına Emrah Bey, Yastığının altına. yastığının altına ametist taşını koyacağız. Ametist taşını önce yıkayacağız. Sonra kaliteli bir uyku uyumaya niyet ediyorum. Bu amaçla ametist taşımdan enerji talep ediyorum. Teşekkür ediyorum deyip taşı yastığın altına koyacaksınız. Eğer ki kayma durumu falan çok hareket eden, uykunuzda böyle hareket eden biriyseniz yastığın kılıfının içine koyun ki kaymasın diye. Çok güzel bir enerji verir. Uykunuzu derin yaşarsınız. Bu çok fazla tecrübe edilmiştir. Herkes çok memnun olmuştur bundan. Ve bunu 21 gün çıkartmayın. Yani çarşaflarınızı değiştirseniz bile o taş yine orada kalsın. Çünkü 21 günde biliyorsunuz beyin o yeni alışkanlığa geçme süreci olarak bu bilimsel olarak da tespit edilmiştir. Dolayısıyla 21 gün orada bırakın ki 21 günden sonra o alışkanlıkla taşsız da uyuyabilirsiniz. Ama belki bir 21 gün daha gerekecektir. Artık o siz onu ayarlayacaksınız. Ametisttir bunun şeyi, ilacı. Bu arada şunu da söyleyelim, bizi izleyen hani dindar insanlar olabilir. Burada taştan bir medet umma durumu söz konusu değil. Asla. Taşı aracı kılıyoruz, Allah'tan diliyoruz. Yani sonuçta o taşın bir enerjisi var. Yaratılan hiçbir şey boşuna değil. Yaratılan her şeyin bir amacı, bir hizmeti, bir faydası var ve insanoğlu için diye düşünüyorum bunların hepsinin insan için yaratıldığını düşünüyorum. Bu noktada biz ne diyoruz? Rabbim, yani bu taşa sen bu özellikleri vermişsin. Bunu bana faydalı kıl. Bu taşı bana vesile kıl. Senden diliyorum diyorsunuz. Ve olayı aslında bu şekilde de biz biraz dindarlar açısından da açmış, düzeltmiş olayım. Düzeltmiş demeyelim, özür dilerim, estağfurullah, haddim değil. Şöyle de Yanlış anlamalara çok açık bir konu olduğu için bazı insanlar bunu anlayamayabiliyor hocam. O yüzden biraz böyle açmakta fayda buluyorum, özür dileyerek. estağfurullah. Şöyle bir örnek vereyim. Mideniz ağrıdığında ne yaparsınız? Ihlamur için. Doktorun ıhlamur Tabii içerisiniz. doktora gidersiniz o ama evde bir çareler, ıhlamurun içine belki limon, belki nane. Bakın, ıhlamur, limon, nane hep doğadan gelen bitkiler. Ve bu biliyorsunuz rahatlamak için. Bu içileni, içilmeyeni taşlar mesela, aynı şey. Aynı şey. Ve biz diyoruz ki bilhassa eğitimlerimizde taş değil, sizi şifalandıracak olan niyetinizdir. Niyettir sizi şifa. Peki o zaman taşı niye kullanıyoruz? İşte demin anlattığım gibi evrenin seviyesi burası. Benim burasıyla irtibata geçebilmem için auramın genişlemesi ve frekansımın yükselmesi lazım. O yüzden kristal kuartsı elime alıyorum, yükseliyorum ve niyetimi yüce Rabbime belirtiyorum. Taşa değil. Taşı sadece yükselmek için frekansımı arttırıyorum. O yüzden katalizör vazifesi görüyor. Hepsi bu. Siz bunu deyince aklıma şu geldi. Yine bir konumuzla konuşurken Bismillah demeyeyim, hiçbir işe yaramaz demişti. Öyle deyince niye hocam, niye demeyelim, ne demek istiyorsunuz dediğimde o da şunu demişti. Tamamını söylemek lazım. Bismillahirrahmanirrahim demek lazım. Çok doğru. Bismillah bir anlam olarak, kelime olarak bir şey yok. Hatta boş. Ama siz tam olarak bunu Bismillahirrahmanirrahim olarak söylediğiniz zaman of, işte kelimelerin frekansı, kelimelerin Tamam. titreşimi. Tamamının titreşimi. Evet, o istenen şey tamamında, kelimenin tamamında geliyor. Biz onu yarım bırakırsak olmuyor, eksik kalıyor, güdük kalıyor, amaca hizmet etmiyor. Bu da bunun gibi bir şey. Hocam çok teşekkür ediyorum, çok keyif aldım, çok güzel oldu. Çok Sizi teşekkür tanımak ederim. Sağ olun. çok keyifliydi. Güler yüzünüzü görmek çok keyifliydi. Yine zaman zaman sizi rahatsız ederim bundan sonra. Buyurun, bekliyorum. Ben bekliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rahat Bey, iyi geceler. Mutlu akşamlar diliyorum, sağ olun. Sağ olun.